Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konküs Blade'e gelecek yeni sezonla alakalı kısa bir konuşma yapacağım. Yeni gelen birimlere bakacağız biraz. Birazcık böyle hani beyin fırtınası yapacağız, düşüncelerimizi belirteceğiz. Birazcık da yeni gelen etkinliklerimiz ne olacak, genel durum ne olacak falan gibisinden şöyle kısa bir konuşma yapmak istedim. Bu video çektiğim gün yüklemiş olacağım. Onunla ilgili hani vereceğim tarihleri oradan hesaplarsın diyelim. 15 ya da 16'sında bu video yüklenmiş olacak. Aralığın. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir gündesinizdir. Umarım herkes mutludur. Kısaca şöyle bahsedeyim. Conquest Blade'e gelecek sezon 6. Bildiğiniz gibi kış temalı bir, kış ağırlıklı temalı bir sezon olacak. Bu yüzden gelen birimlerde haliyle bayağı hype'lı yani bayağı yüksek özellikli birimler olacak. Hemen bir birimlere de geçmeden kısa bir bilgi duyuru gibi yapayım. Yeni sezonun arkadaşlar Twitch'te tanıtımı olacak. Resmi Konküs Blade hesabından tanıtımı yapılacak. Bu sırada biz de bu tanıtıma katılacağız. Test server'ına katılacağız ve test server'ında siz de yeni gelecek ünitler, ondan sonra artık haritalar, diğer özellikler, savaş bileti, o bu şu derken bunların hepsine erişim sağlamış ve sizlere göstermiş, tanıtmış olacağız. O sırada biz de yayında olacağız. Büyük ihtimal akşam vakti olacak ve 22'sine kadar ki yapılmış olacak. O tarihi de bir gün öncesinden ya da yani bir gün öncesinden 2 gün öncesinden tam belirlendiği zaman şu an tam tarihi bilmiyorum. Belirlendiği zaman Discord'dan size zaten duyuru olarak geçeceğim. Bizimle oynamak isteyen arkadaşlar da Steam'den ücretsiz bir şekilde oyunu indirebilir ve EU1 serverında bize katılabilirsiniz. EU1 serverı Lianyong bölgesinde oyuna başlamanız gerekiyor sadece. Discord'dan da zaten yardımcı oluyoruz. Discord'a gelseniz sizlere de oyun konusunda yardımcı oluruz sevgili dostlar. Şöyle bahsedeyim. Sezon 6 bayağı bütün birimlerin çöpe atıldığı bir sezon olacak diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ekranımı da vereyim diyorum. Google Chrome ekleyemedim de. Şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir ekran yakalama açacağım. Şöyle şuradan bir NGS somut açmışım gördüğünüz gibi. Bu linki bizim Discord'da Konküs bir duyuru odasında bulabilirsiniz. 6. sezon birimlerinin tanıtımı şeklinde bir sayfa yapılmış. Size kısaca göstereyim arkadaşlar. 6. sezon bildiğiniz gibi kış temalı bir sezon olacak. İlk birimimizden başlayalım. Teberciler. Bildiğiniz gibi teberciler upgrade gelecek ve güzel bir upgrade olacak bu. 21 Aralık'ta yani sezonun ilk haftasında gelmiş olacak bu arkadaşlar. Teberciler açmak 3 sayfadan oluşacak ve büyük ihtimal ilk sayfasında tebercileri verir. İkinci sayfasında şey verebilir, doktrin verebilir. Neden diye sorun. Çünkü doktrin oyun her getirdiği birimle kesinlikle bir doktrin ekliyor. Ve 3 sayfa olacağı için birinci sayfada teberci verse, ikinci sayfada doktrin verse, 3'te de upgrade dahil verir diye tahmin ediyorum. Diye düşünüyorum abi. Hemen şöyle geçelim yavaş yavaş. Burada mesela bakın değişik bir skill görüyoruz tebercilerde. Sapla ve çek isimli gözüküyordur umarım ekranda. Çünkü o şeyi ayarlamak biraz sıkıntı oluyor. Ekranı şey ayarlamak. Çünkü ekran işte 1980'e şey ne 1920'ye 1080 onu şey ayarlıyorsun falan. Biraz kaymış olabilir. Şimdi sapla ve çek diye bir skill var abi. Şöyle bir tık küçültürsem belki ekrana girmiş olur diye düşünüyorum. Bu şimdi aklıma şey geliyor, bu baltalı kargıda mı, kargılı balta mı, tam işte o klas var ya, orada böyle şey yapıyor, böyle tutuyor kendine, çekiyor olayı. Aslında öyle bir şey mi, öyle bir şey diye ben tahmin ediyorum. Bayağı hype'lı bir şey olacak ve kapı yanında forte braccio'lardan daha çok kullanılabilir hale gelebilir. Yani geldiği zaman kullanacağız, göreceğiz, test edeceğiz ama özellikle özelliklerine fark ederseniz anti-süvari ve kış savaşçıları diye seçenek eklenmiş. Bakın, kış savaşçıları. Bu ne demek? Şimdi mapler kış map oluyor. Mapler kış map olunca arkadaşlar size çok güzel bir haberim var.
Harika FPS artışı. Harika böyle FPS drop'uymuş, oymuş, oymuş. Hepsi gidecek. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir sezon olacak. Neden diye sorun abi. Yeşil rengi işlemci yoran bir renktir. Yeşil rengi yorucu bir renk. Yani böyle işlem sayısı daha fazla onun. Öyle anlatayım. Yani bu beyaz tonlar, o siz diyorsunuz ya böyle kar yağacak daha da beter olacak. Öyle bir şey yok. Tam tersi. Kar yağışı ve kar ortamı oyunu daha stabil hale getirecek. Bunun gerçekten harika olacağını eminim. Hatta bu kış sezon sürecinde de, bu 6. sezon sürecinde de eski haline tekrar döneceği zamana kadar belki o bizim eski alıştığımız yeşil temaya da iyileştirmeler gelebilir diye düşünüyorum. Hani bu bir böyle bir kış hazırlık sezonu gibi olacak. Burada gördüğünüz gibi kış savaşçıları diyor. Bu ne demek? Bu birimler 6. sezonda tadından yenmez olacak anlamına geliyor. Seste bir problem yok değil mi? Yok. Tadından yenmez hale gelecek. Neden? Çünkü bu haritalarda bu mapler bufflı olacak. Şey, bu mapler diyorum. Bu birimler bufflı olacak abi. Bu birimler bu haritalarda köpek gibi iş yapacak. 6. sezon bitene kadar bunlar oynayacaksın. Bakın bu kadar net size söylüyorum. Bu birimlerle artık böyle aranızı iyi tutun. Yani küsseniz de barışın bu birimlerle. Çünkü bu birimler size lazım olacak. Beni şaşırtan bir kısım, aşağıya şimdi ineceğiz. İki tane atlımız var. İki tane atlı olması beni biraz şaşırttı. Çünkü aklımda hep böyle bir okçu, piyade gelmesi var. Onu da tabii konuşacağız biraz sonra. Şu sapla ve çek skili çok işe yarayacak. O kapı yanına, o büyük map var biliyorsunuz, A, B, C, D şeklinde. Oradaki A'ya Fortebraccio'ların yerine artık acaba bu mu konulacak? Bu mu tutup çekecek olayı? Çok iş yapacak. Benden demesin. Diğer birimimize geçelim. 28 Aralık da bu birime erişmeye başlayacağız ve ikinci hafta olmuş oluyor. Yeomanlar kendileri, bu da 3 birim aşamasından oluşacak. 4 yıldızlı süvarimiz. Gördüğünüz gibi burada upgrade'li halleri var. Gayet güzeller. Burada da farkındaysanız atlılarda çok böyle düşünmediğimiz, yapmadığımız, görmediğimiz bir olay var. Kumandanı koru ve ebedi hizmet. Şimdi bunun olayı, bunları gelince daha iyi göreceğiz ama şu kumandanı koruyu az çok silahşörlerden, mızraklı iplerden, şey mızraklı ip ne lan? Neydi lan? Simaki ipten. Abi unuttum. Mızraklı miğferler mi? Neydi ya? Abi Simaki iplerin upgrade'siz hali var ya. Mızraklı çavuşlar. Heh, hatırladım. Mızraklı çavuşlar gibi düşün o kumandanı koru olayı. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Acaba bu skill'i kullanarak birimlerin arasında böyle gezerek atla falan, acaba böyle at zırhının daha da bir önem kazandığı, böyle epik taslakların, gümüş fiyatlarının arttığı bir sezon mu olacak diye bir düşünce geliyor tabii aklıma. Ama bunu yaşayıp göreceğiz. Şu kumandanın koru olayı güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle yeomanların çok fazla rahat rahat kullanabileceğimizi düşünüyorum. Diğer birime geçiyorum. Gördüğünüz gibi ateş mızraklıları diğer birimimizden. Ve farkındaysanız abi bak, yine kış savaşçıları bak. Diyor ki sana 6. sezonda bu maplerde, yani bu beyaz karlı maplerde diyor, bu birimler uçacak diyor. Diğer bütün birimleri çöpe atlıyor. Aşağı inelim. Aşağı şu kar devriyesi olayını bilmiyorum. Buna bakmam lazım. Bunu gelince artık test server'ında falan bakacağız bir şekilde ne olduğuna. Şimdi ateş mızrakları da arkadaşlar 5. haftada geliyor. Sezonun 5. haftasında gerçekten çok böyle ileri bir tarihte geliyor. Aslında ben 4. haftada falan bekliyordum bunu, ya da 3'te. 4 birim iddiası aşaması diyor. Yani 4 sayfalık bir aşamadan oluşacak. Şunun bilgisini vereyim. 1. sayfada yeomanları alırsınız. 3 sayfa. 1. sayfada tebercileri alırsınız. Ama 1. sayfada ateş mızraklarını bu oyun size vermez. Ben onu söyleyeyim. O yüzden şerefinizi şimdiden biriktirin sevgili dostlarım. Yani bunları şerefle açmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da yeni sezonda güzel bir F4
aynı 5. sezonda olduğu gibi güzel bir F4 getirirlerse F4'ten de açabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama F4'ten tabi sarı gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak onu yaşayıp göreceğiz beraber. Şimdi bu 4 sayfa diyor ya. Birinci yani ikinci sayfada bir üçüncü sayfada upgrade halini verip dördüncü sayfada doktrin verir diye düşünüyorum. Onu da bir söyleyeyim. Ama 5 yıldızlı bir süvari biriminin upgrade için 4 sayfa harika. Bunda 10 numarayız, 10 fikiriz ama görevlerin de tabii zorluk seviyesi var. Şimdi görevler çok zor olabilir. Yani şey gibi düşün, pavizi gibi düşün. Yani pavizi biliyorsunuz abi. İlk sayfası aynı Sifonyer'in son sayfası gibi. Şey yani zor. Hani 3. sezon pavizi işte 5. sezon Sifonyer'lerinden daha zor. Öyle düşün yani. Hani az sayfa olur ama zor görevler olabilir. Onun hemen bilgisini vereyim. O yüzden böyle ufaktan bir hanım kredi kartını getir. Hanım cüzdanı getir mantığına yatabilirsiniz. Ben yatıyorum çünkü biliyorsunuz. Sizin de yatmanızı tavsiye ederim yani. Bir şu oyunu gerçekten vakit harcıyorsanız, oynuyorsanız, keyif alıyorsanız bunu da bir hobi olarak görüp ufaktan bir hanım kredi kartını getir tarzına yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış, durumunuza kalmış bir şey. Durumlar bunlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar hani bizim kendimi üst seviyelerde falan görmüyorum. Yine söylüyorum ben ulaşılmaz bir insan değilim. İzlenmiyorum. Yani demek istediğim şu. Discord'dan falan bana yazabilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yani takıldığınız, aşamadığınız ne varsa bize bunları sorabilirsiniz. Bakın Discord'da göstereyim sizlere. Bakın abi görüyor musunuz? Genel chat'i açtım. Açılmıyor. Bir sıkıntı var. Yüklenmiyor. Discord ve Google'da bu ara bir sıkıntı var. Siz duymuşsunuzdur. Şu an yüklenmiyor ama burada bir ton böyle resim var. Böyle hani adam mesela görevinin resmini çekmiş. Ya burada ne anlatmak istiyor? Burada ne demek istiyor? Anlamadım. Gibisinden Discord'a yüklüyor. Biz yardımcı oluyoruz. Ben müsait olursam ben yazıyorum. Başka arkadaş müsait olsa hani illa böyle EU1'den, EU4'ten, EU3'ten olmaya gerek yok yani. Her serverdan arkadaş burada gelip bilgi alabiliyor. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bilgi evrenseldir ve ücretsiz dağıtılması gereklidir. Biliyorsunuz. Bu üçüncü birimimizdi. Ateş mızrakları. Bunda da arkadaşlar dört tane komut var. Kötek, hezimet, patlama, tüfek hücumu ve burada bir şey daha görüyorsunuz. Bakın alev direnci. Alev direnci. Bu ne demek abi? Sezon 5 radikallenme listesi fulledeyim. Doktrinlerini taktım. Bir atıyorum ölüyorlar. Çöp. Sifonyer. Bunu getirdin. Çöp. Mis. Yani şey gibi yapıyor oyun biraz böyle. Eski sezondaki birimleri nerflemek yerine gelen birimleri daha da bozuk getirip onların önüne geçiriyor böyle. Önüne geçe geçe bir ilerleme gösteriyor. Patlar mı? Patlamaz. Neden patlamaz? Bu birimler istediği kadar bufflu olsun, istediği kadar güçlü olsun. Bu haritalar yani şu gördüğünüz gibi kış savaşçıları. Kış bittiği zaman bunların işi bitecek. Hiç merak etmeyin yani. Bu arada hemen şeyin de bilgisini vereyim. Herkesin ağzına bir dolanmış keşeye nerf gelecek diye. Arkadaşlar yani birazcık realist olalım. Oyunda bu oyuna işte oyun açıldığında 2. sezonda, 3. sezonda, 4. sezonda oynayan insan sayısını topla 5. sezonda başlayan insan sayısı kadar. Yani şunu demek istiyorum. Oyuna yeni başlayan sayısı çok oluyor. Yani çoktan az da olsa çok da olsa yeni başlayan insan var. Yeni başlayan insan da haliyle keşik hayaliyle birazcık mest oluyor oyuna. Tutunuyor. Şimdi sen keşiği nerflersen bu insan hayallerini alırsın. Yeni gelen hani sezon 5'i çöp edebilirsin. Yeni. Yeni oyuncular hepsi almış etmiş. Bunları biraz çöp edebilirsin zamanla. Sıkıntı yok ama birazcık o geçmiş hani oyunun içinde de böyle biraz efsanelerin böyle can alıcı noktaların olacak. O yüzden ben keşfe nerf geleceğini düşünmüyorum. Gelse de etkileneceğini düşünmüyorum. Etkilense de hype'ının düşeceğini düşünmüyorum. Hiçbir şekilde keşfe ilgili negatif bir yorumum yok. Açıyor muyum? Açmıyorum. Açmama sebebim belli. Benim için Falconet'li ve Paviz daha önemli. Özellikle kuşatma da oynayan bir oyuncu için. Keşik de önemli kuşatmada. Şimdi kuşatmada da keşik kullanılıyor. Hüsar kullanılıyor ama
Ben birazcık daha böyle işte. Anladınız siz beni işte. Hani birazcık daha böyle baviz. Şuraya aman falcon etti koyayım bir vurdurayım falan böyle. Öyle bir tarzım daha şey yani. Daha belirgin. Genel olarak sezon 6 ile ilgili görüşlerim bu şekilde sevgili dostlar. Yine dediğim gibi takıldığınız nokta olursa bizimle paylaşmayı unutmayınız efendim. Güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bir birim daha gelecek bu arada. Bu 3 birimi gördük ya. Bir birim daha eklenecek oraya. Ama ne geleceği konusunda hiçbir fikrim yok. Ne gelir diye düşünürseniz eğer böyle fikir belirtmem gerekirse. Bence şöyle güzel bir piyade böyle kılıç kalkanlı. Paladin'den de güzel. Paladin'den de iyi. Çünkü biliyorum abi içinizde o paladinler o şeyi vermiyor. O adını yaşatmıyor size. Ben onu biliyorum. 4,5 yıldızmış. Aman 4 mavi doktrin taktım. Bir tane mor taktım. İş yapmıyor. Niye yapmıyor? Ben duyuyorum bu sesleri. Çünkü ben de dediğim gibi düşünüyorum. Paladinlerin yerini şöyle güzelce dolduracak. Kışa yakışır. Harika bir piyade bekliyorum. Benden söylemesi. Ve sezon 6 tanıtım videosunu eğer izlediyseniz 1 dakikalık bir video Kong Üzbet'in YouTube hesabında mevcut. O videoda baltalı kargı mı kalkır baltam neyse işte böyle savuruyor ediyor ya. Orada paladinleri sağa sola atıyor videoda. Orada ben dedim zaten. Yani böyle paladinleri sağa sola savuruyor. Böyle bir birim de gelecek de o baltalı kargıyı böyle sağa sola savuracak gibi bir fikir düştü yani aklıma oradan. Ama doğru yalan onu göreceğiz artık sezon geldiği zaman. Sezon tanıtım yayınında bizlerle olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Discord'a gelmeyi unutmayın efendim. Bir like, bir abonelik bize kafi. Kafi. Fazla bir beklentimiz yok. Arada sırada da biliyorsunuzdur farklı oyun içerikleriyle de karşınızda oluyoruz. Onlar da tamamen böyle yeşillik olsun. Ana hattımız Konkuş Bey gibi gözükse de böyle yana böyle ufak tefek yeşillikler. Eke eke farklılıklar olsun. Hani ben de daralmayayım, sıkılmayayım. Size de böyle farklı şeyler olsun. Farklı farklı şeyleri farklı farklı oyunlar oynayıp atıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Çok da uğraştığımız bir şey değil yani böyle çok bir yapım olayı falan yok biliyorsunuz. Direkt böyle çekiyorum, kaydediyorum, atıyorum gibi. Hani şükresin bile yapmıyorum yani eskiden olduğu gibi. Genel olarak durumlar bunlar. Erişilemez uzak bir noktamız falan yok. Biz de sizler gibi burada hobi olarak vakit geçiriyoruz. Hobi olarak görüyoruz. Kesinlikle bunu bir rekabet ortamı olarak görmüyorum. Kendimi burada bu oyunu herhangi bir oynayan insandan kesinlikle üstün olarak görmüyorum. İçerik üreticiymiş, oymuş öyle bir düşüncem yok. Tamamen oyunu böyle rahat tanıtırken daha rahat tanıtmak için işte sizlerle daha rahat iletişime geçebilmek için, kontak kurabilmek için sadece bu aldığımız bir şey yani. Yoksa dediğim gibi hiçbir önemi yok. Normal bir oyuncuyla aramdaki bir fark yok yani. Öyle diyeyim. Siz de örnek veriyorum. Oyunla ilgili bir sorunuz olduğunuzda desteğe yazıyorsunuz. Ben de desteğe yazıyorum arkadaşlar. Ben de desteğe böyle diyorum ki bakın. Abi. Abi diyorum. Abi. Abi bak. Abi bu. Bak ben bunu aldım abi. Benim envanterime gelmedi. Abi yazıyorum. Onlar da benimle 2 gün sonra bana mesaj atıp iletişime geçiyorlar yani. Şunu da söyleyeyim abi. Hiçbir insanın fanatiği olmayın. Hiçbir şeyin fanatiği olmayın. Fanatiklik iyi bir şey değildir. Diye buradan bildirmek istiyorum. Fanatiklik çok kötü bir şey hatta. Böyle körü körüne bir şeylere bağlamak çok kötü bir şey. Onun da bilgisini vereyim. Ben yavaştan şöyle güzel bir İspanyol dizisi buldum. Ona geçiyorum. Mısırımı yeni patlattım. Soğumadan şöyle birazcık tuzumu ekip güzel bir İspanyol dizisine geçeceğim. Size de şöyle kafanızı dağıtacak güzel günler diliyorum. Gündüzleri bildiğiniz gibi yayınlarda kahvemizi çayımızı alıp gelip muhabbet sohbet halinde oyunumuzu oynuyoruz.
Küfür derseniz var ha, sıkıntı yok. Ana bacı bok yani. Hiç sıkıntı yok. Küfür müfür her şey sınırsız, serbest. Takılıyoruz. Sizler de beklersiniz. Evet efendim. Bayağı da uzun konuştuk. Güzel böyle bir tatlı kendi halimizde hafif dertleşme, hafif geleceğe yönelik böyle öngörüler oyundaki birimlerle alakalı. Böyle hoş bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Vaktinizi aldıysak, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir like'ını da alırım ama yani. Bu kadar. Discord'da da bekliyorum. Ben şey moduna bürüneyim ya. Didi moduna bürüneyim de ondan sonra dur. Şapkamı takayım. Didi moduna bürüneyim de. Tamam hadi ben dizime geçiyorum. Hadi görüşürük. Chat. Hadi bakayım.